çekim yaparken en ama en çok keyif aldığım olay şudur. Daha önce gittiğim yerlerde görmediğim güzellik varsa ve onu ilk defa ekran karşısında sizlerle paylaşıyorsam inanın keyif alıyorum. Çünkü ben de ilk defa görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi burası efendim yeni bir mağara. Öncelikle Haluk Bey'e, Tarsu Belediye Başkanı nezdinde basında çalışan tüm arkadaşlara, Gökhan Bey'e teşekkür ediyorum. Pandemi dolayısıyla Taşkuyu Mağarası kapalıydı. Ama dediler ki bu güzelliği paylaşmanız için açtık. Niye kapalı? Pandemiden dolayı kapalı. Onu da sizlerle paylaşayım. Efendim, genellikle şöyle ileriye doğru gidelim. Zaten mağaradan içeri girer girmez bu oluşumlar insanı içeriye doğru çekiyor. Şunu söylemek istiyorum. Genellikle ülkemizde mağaraların ortaya çıkış hikayeleri şu şekildedir. Denir ki, işte çobanın keçisi ya da koyunu kaçıyor, çoban onu bulamıyor, sonra koyunun ya da keçinin bir delikten girdiğini tahmin ediyor ve o delikten girdikten sonra bu mağara keşfediliyor. Ama burası farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. 2004 yılında yol yapım çalışmaları devam ederken mağara bulunuyor ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 2016 yılında da turizme açılıyor. Meşhur Eshab-ı Kehf'e çok yakın burası. O Eshab-ı Kehf'in olduğu yere hani şöyle söyleyeyim 1-1,5 kilometre uzaklıkta Tarsus şehir merkezinden de kendi arabanızla geliyorsanız 10-15 dakikalık yolculuğun ardından mağaraya ulaşabilirsiniz. Hep söylerim mağaralar insanların hayal dünyasını canlandıran yerlerdir. Özellikle içeride sarkıt ve dikitler varsa. Şimdi ilk defa geldiğimi söyledim. Sarkıt ve dikitleri görmeye başladım. Bu mağaranın bir özelliği de şuymuş efendim. Ülkemizde başka mağarada gözükmeyen, nadir olarak mağaralarda karşımıza çıkan inci damlası oluşumların olması ve bu oluşumların da hala devam ediyor olması. Serbest olduğu dönemlerde de zaten gerekli pandemiyle ilgili uyarılar burada var. Sosyal mesafeyi koru, hayatta kal. Aşağıya doğru inelim bakalım. Farklı galerilerden oluşuyormuş. Mağara işi keyifli. Mağara işi keyifli. Evet, yavaş yavaş o beklediğim görüntülere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum efendim. Şöyle el sürmeden göstereyim. Hani oluşum gerçekten çok önemli. Yaklaşık yüz binlerce yıl, bazen milyonlarca yıl sürüyor. Çünkü bir mağarada konuşurken orada bilgi almıştım. 1000 yılda mı demişlerdi, 10.000 yılda mı ne, 1 santim uzuyormuş bunlar. Tabii ki gidilen yerin coğrafyasıyla da ilgili, içerideki nem oranıyla da ilgili. Burası Kıtmir Salonu. Şimdi Kıtmir Salonu deyince çok kısa Kıtmir'den de bahsedeyim. Biliyorsunuz efendim, burası Eshab-ı Kehf'e çok yakın. 7 uyurlarla beraber, onlarla beraber mağaraya giren ve yüzlerce yıl uyuyan bir de köpek var. Adı Kıtmir. Bu salona, bu galeriye de onun adını vermişler. Bundan sonrası zifiri karanlık. Allah'tan yanımızda rahatsızlık vermeyecek türde oluşuma ışığımız var. Görüntüler ekrana gelmeye başladı efendim. Gelin görün. Gezin. İçerinin sıcaklığı yaz kış aynı 20-22 derece. Nem oranı da birçok mağaraya göre daha düşük. Ya bu noktaya geldiğimiz zaman yine şahane bir manzara karşımıza çıktı. Özellikle ışığın yansımasıyla o kristalize görüntüler bilmiyorum sizlere de yansıyor mu ama. Baktığımız zaman içerideki nem oranının da düşük olduğunu hissedebiliyorsunuz. Çünkü genellikle nem oranının yüksek olan mağaralarda sarkıt ve dikitlerin üzerinde sular olurdu. Ama girişte aldığım bilgiye göre burada oluşum hala devam ediyor. Çok karanlık. Demek ki biz demin ışığın olmadığı yere gitmişiz. Yanlış galeriye doğru yönlenmişiz. Buradan ışığı takip ederek gideceğim. Ben seviyorum ya. Hani inanın şu anda sanki zamanın içerisinde bir yolculuk yapıyor gibiyiz. Daha da aşağıya iniyor. Güzel.
Tabii buralarda nem oranı bakın az önce bahsetmiştim. Az önce bahsetmiştim. Nemin olduğu yerler mağaralarda daha farklıdır diye. İşte bu taşlar, bu sular zaman içinde buradaki nem. İşte baktım hani ilk bakışta şu anda belki ekranda size garip ama bir kaplumbağa kafasıymış gibi karşımıza çıkıyor. Bu arada tebrik ediyorum. Gerçekten mağaranın, Türkiye'deki birçok mağarayı gezen biri olarak söyleyeyim, gezi alanını çok güzel yapmışlar. Çok güzel yapmışlar. Ve yine birçok mağarada, şelalede söylediğim gibi genellikle dağlarda, tepelerde olur. Bir damla taş mağarası öyle değildir. Hani direkt düz ayaktır. Alanya'da plajdan çıkar çıkmaz karşınıza gelir. Burası da böyle arabadan indikten sonra turnikeden geçiyorsunuz. Hiç yürüme falan yok yani. Direkt pat mağaranın içindesiniz. Baksanıza ya resmen değil mi? Böyle hani eski filmin sanki zaman makinesine girmişiz. Ve zaman makinesinden sonra abi biz iyi ki buralara inmişiz yoksa asıl mağaranın görülecek yerlerini bırakıp tam diyordum yandı paralar. Ama o zaman bozulurdu aralar. Çünkü eksik kalır. Çok güzel. Ekranlarını yeni açanlar için tekrar söyleyeyim. 2004 yılında yol yapımı çalışmaları sırasında mağara keşfediliyor. Yapılan düzenlemelerin ardından 2016 yılında turizm açılıyor. Tarsus'ta hemen Eshab-ı Kehf mağarasına yaklaşık 1-1,5 kilometre uzaklıkta oluşumun devam ettiği, tabii ki milyonlarca yıl öncesinden başlayıp günümüze kadar hala devam eden sarkıt ve dikitlerinden meydana gelen bir mağara burası. Sanıyorum ileriye doğru gittikçe mağaranın karakteristik özellikleri daha da net ekrana gelecek. Kirecin, toprağın farklı renkleri işte suyla beraber bir tanesi sarı tonlarındayken değil mi? Sarı tonlarındayken hemen mesela onun sağındaki toprak rengi kahverengiyken mesela bir evin sanki girişi gibi üstteki ya da şöyle bakınca şu nokta Nemrut heykeli değil mi? O Nemrut'taki meşhur heykel gibi duruyor. Onun yanı başında da daha çok su aldığı için artık tamamen böyle sırılsıklam görüntüsü karşımıza çıktı. Mağaranın her noktasında güvenlik kameraları var, onu söyleyeyim. İçerisi sürekli izleniyor. Şimdi ben bazen sinirleniyorum gittiğimiz yerlerde. Bu mağaralarda da çok karşıma çıkıyor. O yüzden özellikle çevrenin ekrana gelmesini rica ediyorum. Beni en çok delirten, bak kızdıran falan da demiyorum, ötesine gidiyoruz. Delirten konulardan biri şu. Mağaraya bir giriyoruz mesela. Milyonlarca yılda oluşmuş, koruma altına alınmış, ziyarete açılmış duvarlarda yazılar. Duvarlarda kazımalar. İşte oraya yazmış. Nokta nokta seni çok seviyorum. Zaten o kız da akıl olsa senin buraya zarar verdiğini görse senin dönüp yüzüne bakmaz da. Bakıyorsa da Allah yolunuzu açık etsin. Tavan yine şahane. Mağarada en çok hoşuma giden bu. Gelen misafirler, buranın ev sahipleri mağaraya sahip çıkmışlar. Mağaranın hiçbir köşesinde o insanı nefret ettiren doğa katliamı, tarih katliamı diyeceğimiz abuk subuk yazılar yok. Şimdi tabii ben mağaranın gizemine kendimi kaptırdım. Aklınıza şu gelebilir. Ey Mert kardeş, mağaraya giriş ne kadar? Otopark ne kadar? Bedava.